Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle annemin bana aldığı puzzle'ı yapmaya çalışacağız. İlk önce bizim bir tane misafirimiz var burada. Fıstık. Hemen başlayalım. İlk önce puzzle'ı alayım mı? Şöyle. Neon puzzle'ın bir ürünü. 500 parçalık bir puzzle ve adı da Antik Kent. Yani bu resmi Antik Kent. Evet. Hemen açalım. Açtım sonunda. Bu yani ilk geldiğinden beri böyle değil arkadaşlar. Ben onu önceden kolaylık olsun diye ayarlamıştım. Kutusunu şöyle koyuyorum. Böyle. Duruyor şurada. Ben bakarak yapacağım. Fıstık. Şimdi oyun oynamanın sırası değil. Bunlar kenarları arkadaşlar. Şöyle masayı göstereyim. Bunlar kenarları ve kenarlarıyla başlıyorum da içleri birazcık fazla. Aa, kartonumuzu unuttuk. Karton. Kartonumuz ama büyükmüş ha. Oldu mu? Olmadı. Seni şöyle alalım. Evet. Düzeneğimizi hazırladık şöyle. Düzenek diyorum. Evet. Hemen kenarlarını açalım. Fıstık, seni de masaya koyayım mı? Yoksa bu hayatımın hatası mı olur? Çünkü biliyorsunuz zaten yani fıstık her şeyi böyle yemeye çalışıyor. Isırmaya çalışıyor. Birazcık yani şirin. Bu kadarcık kenarımız var. Oy, çok heyecanlıyım ya. İnanamıyorum. Böyle ilkini birleştir. İlk parçasını bul. Kolay gibi geliyor çünkü yani ben diğer yaptıklarıma göre hepsinin parçası böyle seçilebiliyor. Böyle hepsi karma karışık bir yer değil. Mesela kenarlarını da seçebilirsiniz. Gayet kolay bir şekilde seçilebiliyor. O kadar da zor değil. Mesela bunun nehir olduğunu anlayabilirsiniz yani. Sen omzumda dur, tamam mı? Hiçbir yere kaçma. Bu sıralar ben önceden de Nescafe içmeyi seviyordum. Bu sıralar yani Ramazan girdiği gireli bayağı bir büyümeye başladı benim Nescafe aşkım. Normalde de zaten böyle ders çalışırken falan annemden yapmasını istiyordum. O da sağ olsun beni kırmıyordu. Yapıyordu. Ama günde yani bazen 2 bardak içiyordum. Ama annem diyordu içme, sana zararlı, sen daha küçüksün. O yüzden genellikle öğleden sonra içiyordum. Yani bayağı bir böyle uykum geldiğinde. Mesela online derslerde falan ya da aralarda içiyordum. Gayet iyi oluyordu. Yani biraz etkisi biraz sonra gözükse de gayet iyi oluyordu. Evet, hemen başlayalım. Ben şunu da buldum. Puzzle'da böyle mesela bir iki tane takıştırıp işte olmuyor deyip bırakmak olmuyor. Çünkü eğer öyle bırakırsanız bir daha yani bulamayabiliyorsunuz ve hevesiniz kaçıp gitmiş oluyor. Böyle takıp takıştırmanız, denemeniz gerekiyor ve puzzle'da gayet böyle zihni geliştiriyor. Yani IQ'nuzu geliştiriyor diyebilirim.
Evet, şu an ben kilitlendiğimi görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, ben hemen bu puzzle'ın dışını yapıp geleyim arkadaşlar. Görüşürüz. Puzzle'ın dışını yapıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben şu an bitirdim, göstereyim yani. Sonuç bu. Burada eksik var, burada eksik var. Yani bilemiyorum, yanlış mı taktım acaba diye düşünmeye başladım şu an. Yani bakıyorum, yani bir yanlışlık yok. Bu da buraya girmiyor. Evet arkadaşlar, ben şu an şeyleri ayırdım. Böyle göstereyim. Evet, şu an her yer karma karışık. Ve ben şunu fark ettim ki mumlarımı yakmıyormuşum. Evet, mumlarımı yakmak istiyordum ama unutmuşum. Şunu şöyle koyayım da. Bu da kahveli bir şey, yani seviyorum aslında. Ben bundan korkmaya başladım. Ben şöyle azıcık buldum arkadaşlar, devam etmek istiyorum. Yani siz böyle şey aktiviteler yaparken müzik dinlemeyi seviyor musunuz bilmiyorum ama ben seviyorum yani. Yani buldum. İşte böyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, ben bunları yapıp geleyim. Evet, yapmaya çalışacağım. Yani yapamazsam da bilmem. Yapıyorum ve geliyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle puzzle'ımızı yapmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere dün çevresini yapmıştık, bir de mavileri ayırmıştık. Fakat ben dayanamadım ve sonuç bu. Yani sabah baktım, yani elime geçti falan, merak ettim, bir yapayım dedim yani. Kendimi durduramadım. Kutusu da burada. Boş poşet. Bugün mum yapmak istemiyorum. Mum yapmak istemiyorum. Şimdi ben bunu yaptım. Biraz üzgünüm. Şimdi de şeyi yapmak istiyorum. Kahverengi olan yerleri ayıracağım. Evet arkadaşlar, şöyle desenli olanları ayırıyorum. Ayırıyorum arkadaşlar. Ayırıyorum ve hemen geliyorum. İşte şuralarda falan birkaç tane şeyler buldum. O kadar yani.
şu an yani ağlamak istiyorum. Şuraya oturup ağlayayım. Buldum. Evet arkadaşlar, ben bunları yayıp geleyim. Evet arkadaşlar, ben şu an yaydım ve bir kısmını yaptım yani. Bakın burayı yaptım. Yani birkaç parçada şöyle bulduklarım var. Yani ortaya karmakarışık bir şeyler çıktı. Yani benim beynim almıyor artık bunları. Anlamak istiyorum. Sen niye buraya geldin ya? Bunu bile ayırmış. Kilitlendim şu an. Hiçbir şey bulamıyorum. Neresi? Beyin diye bir şey kalmadı bende. Bazen çok fazla aradığınız parçalar kaçmış olabiliyor. Evet, mesela şunu buldum. Oh Allah'a şükür. İşte yavaş yavaş ilerliyoruz. Arkadaşlar, çiçeklerimizi ayırdım ve birkaç tane de koydum şöyle. Göstereyim. Biz pazarı oldu yine. Pazarı. Yine bir şey oldu, şuna bakın ya. Allah'ım. Yani o kadar zor değil de. Gözümü korkutuyor. Şu an fıstık ötüyor. Vik 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 vik. Ne istiyor acaba? Allah'ım. Evet, yavaş yavaş buluyoruz. Ben de mi seslensem acaba?
Evet. Tım tım. Evet arkadaşlar, ben hemen bunu yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, size çok güzel bir haberim var. Bakın, puzzle'ımı bitirdim. Yani ben bunun hepsini tek başıma yaptığıma yemin ederim. Ama yani parçası eksik, ama ne kadar güzel değil mi ya? İnanamıyorum. Evet arkadaşlar, puzzle serüvenimizin sonuna geldik. Ben bu puzzle'ı, 500 parçalık puzzle'ı 3 günde yaptım. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.